Merhaba arkadaşlar. Ankara'dan herkese selamlar. Şimdi son günlerde çok konuşulan, çok sorulan bir konu var. Türkçe seferberliği ile ilgili arkadaşlarımızın soruları var. Bunun yanında tabii sadece Türkçeni değil, matematik seferberliği var ve yabancı dil, İngilizce alanlarında bir seferberlik başlattıklarını söylemişti Bakan Özer ve Cumhurbaşkanı da bu konuya değinmişti. Bununla ilgili arkadaşlar derlemiş olduğum 4-5 farklı haber var ve bunların ne anlama geldiğini komisyonlarda görev alan arkadaşlarımız vardı. Bunun ne gibi sonuçları, etkileri olacak, ne amaçlanıyor? Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. En azından akıllarda soru işareti kalmamış olur. Şimdi arkadaşlar bu ilköğretim haftasında Bakan Özer'in yakınlarda yaptığı açıklaması vardı. Dil seferberliği açıklaması. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer dil seferberliğine ilişkin yaptığı açıklamada Türkçe, matematik ve yabancı dil alanlarına seferberlik başlattıklarını anımsattı. Özellikle Türkçenin dört beceride çok kapsamlı bir şekilde öğrenilebilmesi ve kullanılabilmesi ile ilgili seferberlik başlattıklarını söyledi. Şimdi arkadaşlar, özellikle Türkçede bununla ilgili çalışmalar olduğunu söylemiştim. Şimdi atamalara sirayet etmesi için bunun müfredata girmesi lazım. Müfredata girmesi için çalışmalar devam ediyordu. Yani şöyle birkaç tane seçenek vardı. İşte güzel konuşma dersi gibi bir dersin konması gerekiyor müfredata. Daha yani tam anlamıyla sonuca ulaşılamadı yani bu konuda. Onu demek istiyorum. Yani müfredata girdiği an evet diyeceğiz ki bu bir ders sayısı arttırımı ve öğretmen ihtiyacını da aynı oranda ders saati arttığı için bir nebze olsun atamalara da etkisi olacak. Ya da anlama dersi gibi Türkçemizi anlayalım gibi müfredata girebilecek dersler üzerinde bu komisyonların çalıştığını biliyoruz. Bununla ilgili çalışmaların olduğunu devam ediyoruz. Yani devamında da arkadaşlar bakınız Milli Eğitim Bakanlığı olarak dilde dört becerinin ölçümü ile ilgili sistematik geliştirdiklerini işaret eden Özer şöyle konuşup bu sistematiği Covid-19 salgınından sonra ilk defa kapsamlı bir şekilde uygulama imkanımız oldu. Biz sadece öğrencilerimizde okuduğunu anlama değil aynı zamanda aktif olarak çok zengin bir kelime dağarcığı ile konuşabilme ve o dağarcığı sürekli olarak geliştirebilme. Aynı zamanda dinleme, anlama, konuşma gibi dört becerinin tamamını güçlendiren bir mekanizma ile öğrencilerimizi sürekli desteklemek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki yabancı dili öğrenmedeki en kritik konu Türkçe'de dört beceriyi çok güçlü olarak kullanabilme kapasitesi. Öğrencilerimizi Türkçenin kullanımını güçlendirebilirsek aynı zamanda yabancı dili öğrenmeyi de çok rahat kolaylaştırmış olacağız. Bakın devamında ne diyor? Bakan Özer matematik seferberliğine ilişkin de aynı seferberlik matematikte de var. Matematik bir dil, öğrencilerimizin özellikle 21. yüzyıl becerilerindeki en kritik olan şeylerden bir tanesi veriyi okuyabilme, dijital yeterliliklerini arttırabilme. Bunların tamamı matematik ile ilişkili. Burada da dijital yeterlilik gibi bir müfredata ekleme yapılabilir mi? İlerleyen süreçlerde bunu da göreceğiz. Yani günlük yaşamdaki matematiksel ilişkileri bulabilme, yorumlayabilme, oradan çıkarım yapabilme becerilerini ne kadar güçlendirebilirsek öğrencilerimizin 21. yüzyıldaki iş gücü piyasasındaki dayanıklılığını çok daha güçlü hale gelmiş olacak dedi. Şimdi bakın bunlara müfredata girmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani özellikle arkadaşlarımız atamalara etkisi nasıl olacak diye soruyorlar. Atamalara etkisi ne olur, artar mı?
İşte Türkçe kontenjanları artar, matematik kontenjanları artar mı gibi sorular var. Burada en çok yol kat edilen, benim de takip ettiğim konu Türkçe seferberliği. Bunda sonuca yakın olduklarını, bu konuda çalıştıklarını biliyoruz. Ama dediğim gibi tam bir sonucun olması için bunun ders haline gelmesi gerekiyor. Yani devamında da şu da arkadaşlar dikkat çekici. Bakın, yabancı dil seferberliğinde sadece İngilizce değil. Aynı zamanda Arapça, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca gibi tüm dilleri kapsadığını işaret eden Özer, bu dilleri dört beceride aktif olarak kullanabilecek şekilde öğretimi çok önemsediklerini söyledi. Yani Türkçe, matematik ve yabancı dil seferberliği var. Bir de şimdi Cumhurbaşkanı da aynı şeylere değindi. Onun konuşmasından da birkaç alıntı göstereceğim size. Şimdi Cumhurbaşkanımız da yine Türkçe seferberliği ile ilgili konuşmuştu. Üzerinde çok duruluyor Türkçe seferberliğinin. Mesela ne dedi? Türkçe seferberliği ile öğrencilerimizin, kültürümüzün taşıyıcısı olan güzel dilimizi nitelikli ve doğru bir şekilde kullanabilmelerini hedefliyoruz diye konuştu. Şimdi şöyle bir konu vardı. İşte sosyal bilgiler öğretmenlerinin ve tarih öğretmenlerinin beklediği, mesela kültürümüzü öğrenelim şeklinde müfredata bir ders gelecek mi diyor. Onlar da bekliyorlardı. Yani bunların gelmesi demek tabii ki de atamalara etkisi demek. Ama müfredata, yine söylüyorum, bunun girmesi lazım arkadaşlar. Girmeden maalesef tam anlamıyla bir etkisinin olacağını söyleyemeyiz. Ve bununla ilgili yine farklı bir haber daha göstereceğim. Mesela yine Bakan Özer'in bir konuşması vardı. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme melekelerini güçlendirecek şekilde diye başlayan başlıkta Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkçe öğretimiyle ilgili önemli adımlar attıklarını kaydeden Özer, şu ana kadar Türkiye'de Türkçe ile ilgili sadece okuduğunu anlama eğitimi verilirken, artık biz İngilizce'de olduğu gibi okuma, yazma, konuşma ve dinleme melekelerini güçlendirecek şekilde ölçmeler yapmaya, dolayısıyla ölçme yapınca eğitimde buna göre dizayn etmeyle ilgili geri eşitleme mekanizmasını inşa ettik diyor. Dediğim gibi yine anlama ya da dinleme dersi, güzel konuşma dersi, ya bunlardan birinin girmesi gerekiyor. Ya mesela İngilizce ile ilgili yine üzerinde duruluyor. Bunların arkadaşlar yakından takip ediyoruz. Bir gelişme olduğunda sizlere aktaracağız. Ama dediğim gibi burada asıl olan şey müfredata ders olarak girmesi, etkisinden bahsetmek istiyorsak, yani bu şekilde söylenilen şeyler evet branşlar bazında uygulanıyor, fakat aktif bir şekilde ne kadar uygulanıyor orasını bilemiyoruz. En azından ders olunca ölçme ve değerlendirmesi yapılacağı için bunun ne kadar faydalı veya ne kadar etkili olduğunu o şekilde görebileceklerini bakanlıkta dair hepimiz biliyoruz. Bunu yakından takip edeceğiz arkadaşlar. Videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.